Evet kıymetli Kadıköy Sokak Ailesi lütfen kanalımıza abone olun ve sevdiklerinizi kanala abone edin. Arkadaşlar videoları beğenmekten korkmayın. Kısa kısa oynatma listesini açmaktan korkmayın. Bakın 9310 oldu. Küçük kanal diyoruz ama küçük kanal büyük kanalı geçerse ya da atılımını böyle sürdürürse yani komple ya taşınacağız gibi olacak. Çünkü buradaki şikayetler bir türlü bitmiyor. Lanet şikayetler bitmiyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? İnşallah anlatabiliyorumdur ya da sizler anlayabiliyorsunuzdur. Bu lanet şikayetler bitmediği sürece de biz maalesef ve maalesef burada kalmayı e, sürdüremeyeceğiz. Hani ben üyeleri buraya taşıdım. Gelin edin şöyle böyle diye. Allah razı olsun hepsi destek verin ama abone arkadaşlarımız lütfen kanalımıza destek olun. İşiniz olmayınca kısa kısa oynatma listesini açın. Yeter. Hediye üyelikler verildiğinde perişan olmayın. Fenerbahçe transfer gündemi yoğun arkadaşlar. Bakın Brighton'da Ferdi Kadıoğlu temizliği dedik. Yani Brighton artık Ferdi Kadıoğlu'nu o kadar e, şey yaptı ki, nasıl diyeyim size, alacağından emin ki kendi futbolcusunun artık satışına onay verir duruma geldi. Ha burada da şöyle bir şey var. Ee, yani bu transfer niye gerçekleşmiyor hocam? Niye anlatmıyorlar? Niye şöyle yapmıyorlar? Niye böyle yapmıyorlar demeyin. Yani Fabian Hürzeler, teknik direktörleri e, artık transferin biteceğinden emin. Fenerbahçe'de de şöyle bir durum var. Medina. Yani duydunuz mu bilmiyorum. Hatta Fenerbahçe'nin Christian Medina teklifine red diye bir haber vermişler. Arkadaşlar bakın, Fenerbahçe Christian Medina'yı hemen hemen aldı desem yalan söylemiş olmam. Çünkü görüşmeler çok yoğunlaştı. Adamlar da artık bir yerden sonra hani tamam der gibi oldular. Haberiniz olsun. Jose Mourinho'nun da hani istekleri var Jose Mourinho'da madem öyle diyor. Başka bir şey diyor. Mesela Yasin Özcan transferi sosyal medyaya çok düştü. Madem öyle bana sol ayaklı sol stoper alın diyor. Fenerbahçe yönetimi Yasin Özcan'ı sordu şimdi doğruya doğru. Ben yalanlamıyorum bunu. Ama sordu diye alacak, aldı manası taşımıyor. Bizim istemediğimiz elemanlar çok fazla var ve bu futbolcular da gönderme taraftarıyız Bakın. Buradan ne anlayacağız? Ferdi gidecek kesin. Ama Medina transferinde adamların eli güçlenmesin diye hani biraz daha fazla para istemesinler diye parasızlığa biraz oynuyoruz. Biraz da taksitlendirmeye çalışıyoruz. Medina transferinde bence bitirdiğimiz zaman Ferdi transferini de açıklayacağız. Önce Medina sonra Ferdi açıklanır gibi duruyor. Ama sizler de şahitsiniz ki Fenerbahçe'nin lig serüveni sürüyor. Hani Çaykur Rize maçına tabii ki de teknik direktör Jose Mourinho muhtemelen Osterwolde'yi hazırlıyordur. Öyle değil mi takımımızın teknik direktörü? Hani Levent Mercan bir taraftan, Osterwolde bir taraftan illaki hazırlanıyorlardır diye düşünüyorum. Bu arada Osterwolde ile de Fenerbahçe sözleşme uzatmak için görüşüyor diye söylüyorlar. Arkadaşlar bizde bu kadar çabuk görüşülmez. Ama şu bir gerçek. Osterwolde, Levent Mercan artık Fenerbahçe'nin e, sol hattı gibi. Ve Fenerbahçe artık stoper arayışı içerisinde. Onu da söyleyeyim. Ha birçok isim artık Fenerbahçe'de birçok ayrılıklar kapıda. Mesela Ferdi başta olmak üzere birçok ayrılıklar kapıda. Mesela Luan Perez'e Fransa'dan talip çıktı diye bir haber var. E, Brest takımının Luan Perez'e talip olduğuna dair. E, Serdar Aziz gitti. Ama resmi imzayı görene kadar herhalde hiçbiriniz gittiğine tatmin olmayacaksınız, inanmayacaksınız. Öyle değil mi? E, Samet Akaydın Fenerbahçe'de düşünülmüyor. Omar Fayet Oynama garantisiyle bir takıma kiralama peşindeyiz. Ki menajeri de e, bunu fikirde. Kent, Zaitz, Krunic. E, bu arkadaşları da Fenerbahçe'de düşünmüyoruz. Kendilerine kulüp bulmalarını istiyoruz. Bakalım kendilerine kulüp bulacaklar mı? Bulmazlarsa da arkadaşlar kadro dışı kalacaklar. Çünkü Fenerbahçe bir e, eşikteydi. Neydi o eşik? Yani ya zarara vuracağız. Bunlar bu kadroda duracaklar ama zarara vuracağız diye. Ya da Fenerbahçe ee, sözleşmesini feshedecek. Kadro dışı bırakacak. Böyle zarara uğrayacak diye. Hani şöyle söyleyeyim size. Anlayacağınız tabirle söyleyeyim. Luan Perez'e şu kadar milyon euro bon servis verildi. Yazık değil miydi? Demeyecekseniz bugün sözleşmeyi feshedip gönderebiliriz. Serdar Aziz yıllarca para kazandı. Serdar Aziz şu anda para ediyor. O yüzden Serdar Aziz'den para bekleniyor. Ryan Kent hocam iyi sene yattı. Yattığı yerden para kazandı. imza parası da verdik. Biz zararımızı nereden çıkaracağız? Kentin daha öne açık. O yüzden Kent bize bonservis getirip gitmek zorunda. Ama Kurunic, Zayt birisi 3,5 milyon euro bonservisten alındı. 2 milyon eurodan fazla parası var. Öbürü 1,8 alıyor. Sağ olsun uzattık sözleşmesini. Yani toplamda 4 milyon euroya yakın yıllık maliyetler var. 3 yıl olsa 12 milyon euro. Her iki futbolcunun da sözleşmesini feshedip göndersen bayram edersin. Hocam futbolcular salak mı niye sözleşmesini feshetsin diyebilirsiniz. Hocam futbolcuların işine gelmez mi? Sözleşmesini feshedip gitmek sonuçta boşa çıkacaklar diyebilirsiniz. Ama şu bir gerçek. Boştaki futbolcuyu sözleşmesini feshetmiş futbolcuyu kolay kolay kimse almaz. Futbolcular da bunun farkında. Durum bu. Anladınız mı? Yani e, son durum bu şekilde. Göztepe Fenerbahçe'den Zajtsa talip oldu da işte arayı düzeltmek istiyor da ya Göztepe istediğine talip olsun. E, yani Neyse. Yani Göztepe'de dediğim gibi arayı düzeltme çabasında ama böyle düzelmez ara. Yani Zaits'in yanına Kurun içi kenti falan da lazım. Yalnız Fenerbahçe'de de öyle bir şans var ki Zaits'i Göztepe'ye <laughs> Kurun içi verse gider orada süperstara dönüşürler. O da ayrı bir olay tabii. Yani Fenerbahçe'nin başına gelebilecek ayrı bir olay. Şimdi sıradaki haberim Rahim Sterling. Sterling, Sterling Chelsea teknik direktörü Enzo Mariska Sterling'in üstünü çizmiş. Ve Fenerbahçe'de Sterling defteri yeniden açılmış diyor. Açık söyleyeyim ben hayal satmak istemiyorum. Ben kimsenin hayallerine uyamak istemiyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Şu kanalda bakın şu anda aşağılık insanlar tarafından yapılmış olan şikayetleri sildirmek istiyorum. Evet e, video Belki bu video 1000 izlenecek. Belki 1500 izlenecek. Yazsam ki Sterling kesin Fenerbahçe'ye desem. Belki 30 bin izlenecek. Bütün şikayetler silinecek. Ama ben bunu istemiyorum. Ben ahirete vardığımızda kul hakkıyla sizin karşınıza geçmek istemiyorum. Ya da arkadaşlar ee, atıp tuttuğunuzda bakın bu adam da bunu yaptı dedirtmek istiyorum. Bakın Sterling 35 milyon euro piyasa değeri var. Kurban olduğum arkadaşlar. Ben size bak şu şartlar dediğim şartlar olursa Sterling Fenerbahçe'ye gelebilir. Hatta %100 gelebilir diyorum. Ne olur bak kurban olayım tam dinleyin. Bak yalvarıyorum tam dinleyin. Tadiş Fenerbahçe'den bak iyi dinleyin. Tadiç Fenerbahçe'den ne kadar alıyor? 4.2 milyon euro alıyor. Şimdi 4.2 kesim vereceğiz. Bir yıl mukabilesi kaldı. Sterling'i kiralasak. Desek ki arkadaş bize kiralayın. Bu adam yıllık 8 alıyor diye biliyorum. Desek ki yarısını siz verin, biz futbolcudan anlaşalım. Futbolcuya desek ki 2 milyon euro biz verelim. 4'te kulübünden alıyorsun 6. Gel feragat et, şampiyonluk kadromuza yer al desek. Tadiç 4.2'ydi. Ajax Tadiç istiyor, 5 milyon euro getir git desek. Herhalde 5 milyon euroyu bugün getirecek. Tadiç'i 5'e satsak. 4.2'sinden kurtulsak 9.2 yapar. Bak beni yanlış anlamayın. Benim Fenerbahçe düşmanı tad işte geçen sene şu kadar yaptıydı böyle yaptıydı demogojilere girmeyin. Ya da girin yorum artsın. Yorum arttıkça da kanalın e, popülerliği artar. 9.2 kardayım. 2'ye futbolcuyu kiraladım. 7 kardayım. Ben desem ki sözleşmesine madde olarak 20 milyon euroya satın alma maddesi. Beğenirsek. Diyelim ki 27 satın aldık. 7'yi doğru açıp 13 milyon euro zarardayım değil mi? Lan böyle futbolcuyu 13 alırsan Ancak bu şartlarda alınabilir. Bakın Ansu Fatih'i de çok soruyorsunuz. Ansu Fatih Tadiç 5'e gider. Ansu Fatih'i ücretsiz kiralar 10 milyon euro satın alma opsiyonu 15 milyon euro satın alma opsiyonu koydururuz. Yıllık ücretini Barcelona öder ki Barcelona da zor durumda. Yarısını onlar yarısını biz ödesek Ansu Fatih de aşağı yukarı 2 iki, 2,5'a falan denk gelir. Beğenirsen 20'yi alırsan dediğim gibi öp başına koy bitti. Ancak bu şartlarda bakın Söylediğim şartlar yerine gelirse %100 Sterling Fenerbahçe'de %100 dediğim şartlar olursa ya olmazsa o zaman yok işte. O zaman bizi neden oyalıyorsun? Ya arkadaşlar ben değil başkalarının sizi kandırmasından korkuyorum. Herkesi takip ediyorsunuz sosyal medyada. Herkes takip edilecek bir e, meziyete sahip değil. Bakın Arda İbrahim Akgün Balıkesir Spor'dan aldık. Ben bunun kapını duyumunu haftalar önce verdim. Bana şöyle bir soru geliyor. Hocam hep sen de hep kap diyorsun. Hiç kimse gelip gitmiyor. Lan ben dedikten iki hafta sonra kap gerçekleşiyor. Kanala gelip de ulan ben sana şöyle bir yorum yaptım, Sen de kap diyorsun ama futbolcu gelmiyor demiştim ama. Harbi dediğim futbolcu geldi iki hafta sonra. Helal olsun diyen hiç denk gelmiyor. Oğlum eleştireye gelince eleştiriyorsunuz da övgüye gelince. Ha, övün diye söylemiyorum. Bakın Fenerbahçe'nin başında bazı belalar var. Bunları anlayın. Bakın Zayt, Kent bir bela. Emre Mor da bir bela gönderemiyorsun. Kadronda tutuyorsun. Ve hani e, gün geçtikçe zaman azaldıkça sıkıntı yaşıyorsun. Çaykur spor maçı var. David Akintola çıkmış işte Fenerbahçe'den fark yiyeceğiz. Hadi Fenerbahçe bize fark at falan demiş. Hocam böyle olur mu? Şiki olur. Ya ben anladığımı söylüyorum. David Akintola diyor ki Fenerbahçe futbolcularının şerefi varsa bizi yenerler diyor. Fenerbahçe teknik kadrosunun şerefi varsa bizi yenerler diyor. Hatta çok şereflilerse fark atarlar diyor. Ben böyle anladım. Akintola'nın anlattığını. Siz nasıl anladınız bilmiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de 14 milyon euroluk teklife Red Bekao. Rodrigo Bekao. Arkadaşlarım özür dileyerek üstü kapalı konuşacağımı belirteyim. Açık konuşursam Fenerbahçe'ye zarar veririm. O yüzden şöyle söylüyorum. Ya şu gözlüğümü ben satışa koydum. 8 bin lira verene verecektim. Ama e, yurt dışından iki tane arkadaş birbirine şey yarışı içindelermiş. Bilmiyorum birisi Maradonacıymış, birisi başka bir şeyciymiş. Zamanında Maradonacı olan bilmem ne yapmış, onu da oynamış, bir şeyler yapmış. İkisi birden olaya girdi. Ben 8'e razıydım. Birisi 9 dedi. Öbürü dedi ki 1.5'a kiralayayım. 9'da opsiyon koyayım 10 buçuk olsun. Öbürü 11 veriyorum dedi. Öbürü 12 dedi. Biz 14 verene veriyoruz dedik. Şey gözlüyor. 14 bin lira verene gözlüğümü vereceğim arkadaşlar. Anladınız mı? Yok hocam da 14 bin liraya ikinci el gözlüğü kim alır? Anan alır anan. Anan alır. Anan evde yoğurt yapar. Gözlükle. Lan daha anlamıyorsanız ben ne anlatayım? Bakın Fenerbahçe ben Fatihleri geri her şeyi açık açık anlatamam. Ama dediğim gibi arkadaşlar. Ee, Bekao Türkiye Ligi'nin en iyi stoperidir. Dünyanın en iyi stoperler arasında ilk 5'e girebilecek bir stoperdir. Hani transfer etmek isteyen kişilerde ee, bir 1.5 kira alama 9 milyon euro bon servis. Hani zorunlu olmayan opsiyon. Cık, böyle bir şey olmaz. Ha. Jose Mourinho BKV'yi beğeniyor mu? Çok. Aşırı beğeniyor. Diyor ki aman Allah'ım. Oh my god diyor. Böyle bir stoper görmedim diyor. Ben göndermem böyle bir stoperi diyor. Salak mıyım ben böylesini nereden bulacağım falan diyor. Lan oğlum etme bak seni biz yönetime seçilseydik biz getirecektik. Bak gidelim sana Mario Helmoso'yu alalım diyor birileri. O da diyor ki giderse belki. Ama Bekao gibi bir süper yıldızı da kolay kolay bir yere salmam diyor. Yani Mourinho diyor. Ben bir şey diyemem. Yani Bu kadar diyeyim. Neyse ben şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Ee, Cengiz Ünder. Cengiz gitmiyorum diyor. Hocam şimdi az önce Tadiş'le ilgili söyledin. Bunun için de Cengiz de dahil mi? Cengiz de dahil arkadaşlar. Gitmiyorum diyor. Ya 18 milyon euro Katar'dan teklif geldi. 18 milyon euro. Ben çok Fenerbahçeliyim. Koyu Fenerbahçeliyim. Anam da Fenerbahçeli. Babam da Fenerbahçeli. Görümcem de Fenerbahçeli diyorsun ya Cengiz Ünder. Fenerbahçe için 3 yıl katlan. 3 yılda değil 1 yıl katlan. Zaten gelecek sene seni bir takıma kiralarlar. 18 milyon euro kazansın Fenerbahçe nin. olmaz mı? Olmaz tabi beyefendi kendisine dev aynasında görüyor. Ha şunu söyleyeyim. Bak. Tadiç'e Fenerbahçe taraftarının bir kısmı diyor ki hocam el freni. Gitmiyor. Hani bundan olmaz diyor. Ben şunu söyleyeyim. Tadiç el freni iken Cengiz kadroya giremiyorsa eşekliğine yansın. Bak İrfancan Kahveci yeterince pırpır pır değil. Cengiz pırpır. Pır. Bak Cengiz benim için büyük bir silahtır. Ben teknik direktör olsam Cengiz ederim ki şu şeyleri bırak. E, K, K'yı bırak derim. İşine odaklan derim. G, H'yı tını bırak derim. Anlatabiliyor muyum? İşine odaklan derim. Hatta bunu evlendirelim derim. Yok mu temiz sütenmiş birisi falan. Kirli süt demeyebilir fark etmez. Süt Sütemsin yeter falan diye ben Cengiz'i bak ben teknik direktör olsam Cengiz çok büyük bir hamle oyuncusu. Felaket bir hamle oyuncusu. Rakip kapanıyor. İnşallah namaza da başlar. Ya yani Cengiz oynat. Sağdan kavisli sert orta. Kimseye dokunmasa gol olur. En nesiri. Süper Lig'in en iyi hava topu uzmanı. Bak sağda Cengiz'in oynaması. Sağda İrfan'ın oynaması. Tadiş'ten daha etkili olur. Çok daha etkili olur. Hatta ben bir tık daha ukalalık yapayım mı size? Ben olsam Cengiz'i göndermem. İrfancan Cengiz oynatırım. Zaten o kanat bir e, şeye bindi miydi? Standarda bindi miydi? Rakiplere neler neler bindirir o kanat. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe Rebio için kesesini açtı diye. Arkadaşlar Adrian, Adrian, Adrian Rebio. Adrian Rebio. Rebio beni Şimdi bu çocuğun menajerinde bir şeylik var. Eee nelik var. Bir bir nokta nokta nelik var. Anlatabiliyor muyum? Yani bizimle görüşürken gidip futbolcu başkasına da kakalayabilir. Başkasına da verebilir. 7 milyon euro istiyor. İmza parası 7 yıllık ücret 7 istiyor. Avrupa'da hiçbir kulüp vermiyor. 9330 mu maşallah. Aa, geri çıktı 9329'a düştü demek ki. Ya kolay kolay kimse 7 milyon euro vermiyor. Keşke 7 verseler diyor ama vermiyorlar. Fenerbahçe'mizin teklifi yıllık da 3.2 milyon euro artı şampiyonluk bonusu, 40 milyon euro serbest kalma bedeli. Olsa nasıl olurdu? Tabii Fenerbahçe'nin teklifi böyle olsa oyuncunun menajerine de hani menajere 3 kendisine 4.2 imza parası. Hocam çok bununla oynuyorsun. Oğlum önemli duyum veriyorum işte. İşarettir belki de ne bileyim. Durduk yere mi bununla oynuyorum. Neyse ee, hani böyle bir şey yapsak ama ben Rebio'nun menajerine güvenmiyorum. Bakın ben size desem ki arkadaşlar Rebio'yu aldık hayırlı olsun gözünüz aydın desem daha inanmayın. Çünkü bu herifin menajeri çok kıpır kıpır. Bak Sterling alma ihtimalimiz Rebio'dan çok daha düşük. Ama Sterling'in gelme ihtimali daha yüksek. Anladınız mı demek istedim? Hocam Yusuf Güney de diyor ki yaratıklar gelecek. Üçüncü boyut açılacak, kapı açılacak. Şu an aynı çizgidesin. Ya onu demiyorum bak. Rebio'nun menajeri yanar döner. Kıpır kıpır. Rebio'yu alma ihtimalimiz öbürünü alma ihtimalimizden daha düşük. Çünkü bu herifin menajeri son anda bir kazık atacak gibi geliyor bana. Ee, 10 günü kaldı. 30 Ağustos'ta Avrupa'da transfer dönemi bitiyor. Ya seve seve ya da zorlan bir kulüp bulacak. Bakalım ne olacak. Ha ben Hermos'un ee, Medina'nın transferinin gerçekleşeceği görüşündeyim. Hissi, hani hocam hissi kalbi %100 Medina bizde diyorum. Hocam hissi söyle yüzde %10. Hocam hissi söyle Rebiot %50. Hani gelmezdi hocam. Hissi konuşuyorum lan. Ferdi, hissi değil matematiksel olarak %99 gitti. Rodrigo Becao gider mi? Hissi olarak söylüyorum 14 milyon euroya gidecek diye bir his var içimde. Hermoso gelir mi? Araplarla konuşuyor. Arapların verdiği para çok yüksek. Bakın biz Ennesiri'de de bunu yaşadık. Ennesiri karakterli futbolcumuz ki Fenerbahçe'ye geldi. Bakalım Hermoso ne yapacak? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ha Mario Branco uğraşıyor. Elinden geleni yapıyor. Ben şunu söyleyeyim. Hocam İsmail Yüksek var bizde. İşte Maksimin var. İşte bizim kadromuz iyi. Osayi, Bartu Elmas falan filan diyeceksiniz. Arkadaşlar İsmail Yüksek elbette iyi futbolcu. Kabul. Çatır çatır futbolcu kabul. Karakteri çok yüksek futbolcu kabul. Ama Movinyo diyor ki geriden oyun kurmada benim problemim var. Yani tabiri caizse benim stoperlerim biraz diyor ayakları iyi değil. Bana ayağı iyi sert ee, hani sinekten yağ çıkaran ama yağ çıkardığı zaman da hakemden sarı kart görmeyen stoperler bulunuyor. Ya ben bir şey söyleyeyim. Samet Akaydın konusunda şimdi Samet Akaydın da inşallah bir takıma transfer olur gider de o zaman daha rahat konuşurum. Ama Samet Akaydın bence Fenerbahçe'nin Hani Fenerbahçe defterini kapatmalı. Çünkü taraftarla Yıldız'ı barışmayan bir isim. Bence Samet Akaydın kendine güzel bir kulüp bulmalı. Fenerbahçe'de bonservis kazanmalı. Ee, bu kadar söyleyeyim. Samet Akaydın inşallah bonservisten falan giderse o zaman hatırlatırsanız bir şeyler de konuşabilirim anlatabiliyor muyum İsmail Yüksek ve Bartu Elmas çok iyi oyuncular diyor. Bartu'ya çok güveniyor, aşırı güveniyor. Yusuf Akçiçek var stoperde. O çocuğu geliştiriyor alttan alttan. Birkaç gencin daha üstüne düşür. Bartu da dahil bunlara. Diyor ki Bartu bu sene değil ama gelecek sene Fenerbahçe'nin banko birinde oynar futbolcu diyor. Çok kaliteli, hani hani kalibreli bir oyuncu ama Fenerbahçe bu sene oyuncu yetiştirecek durumda değil. İyi de Medina hocam Medina yetişecek futbolcu. Medina Fred'in arkasında bekleyecek. Fred'in arkasında bekleyen futbolcunun beklemesine ayıp, günah, şu bu denmez. Futbolcusunuz arkadaşlar. Fred'in arkasında bekleyeceksiniz. Ne dersiniz? Hocam kokar şimdi onun arkası. Demezsiniz herhalde değil mi? Dersin ki hocam Fred'in arkasında beklemek şereftir, onurdur. Yani bekleyeceğin kişi Brezilya milli takımının orta sahasıydı. Fenerbahçe'de belki de orta sahaya hayat veren isim. O yüzden beklenir dersiniz. İnşallah bu videoda kafanızda soru işareti kalmamıştır. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda da paylaşın. İzlettirin arkadaşlar. Bakın çarpıcı bir başlık atmak zorundayım. Çünkü niye video izlensin diye. Videoda konuşulan bölümlerden bir başlık seçiyorum. Her zaman bunu yapıyorum. Videoda konuşmadığım bir şeyi başlığa koymuyorum. İyi de hocam yorumlarda ben bazen görüyorum. Ya trollerin iki özelliği var. Bir söylediğin hiçbir şey tutmuyor. Yıllardır bu kanala aboneyim. Bir tane bile duyumun tutmadı. Gibi gerizekalıca bir yorum. Lan salak madem yıllardır kanaldasın. Söylediğim bir şey tutmuyor. Niye diye yıllardır kanaldasın? Bir iş yerinde çalışıyorsun. Yıllardır maaş vermiyorlar ama çalışıyorsun. O zaman sen süzme. Gerizeki alsın. İkincisi de bu. Başlıktaki ile içerikteki birbirine hiç uymuyor. Niye? 20-21 dakika video olmuş. Videoyu izlemiyor. Kapağa bakıyor. Açıklamaya bakıyor. Tamam diyor. Bunları konuşmuş. Lan ben yazayım gene de diyor. Popüler olayım. Ee, yani Orada marjinal olayım. Herkes bana desin ki o marjinale bak desin. Yo millet gerizekalıya bak diyor. Herhalde videoyu izlememiş gerizekalı. Böyle yorum yapıyor diyor. Anlatabiliyor muyum? Sizlere ricam arkadaşlar lütfen videoyu paylaşın. Sevdiklerinizi de davet edin. Görüşmek üzere.